Bismillahirrahmanirrahim. El Halık Celle Celaluhu. Her şeyi yoktan var eden, yaratan. Her şeyin varlığını ve yaşadığı sürece görüp geçireceği halleri, olayları önceden tespit edip ona göre ortaya çıkaran, meydana getiren demektir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Her şeyi yöneten, görüp gözetendir. En'am suresi 102. ayet-i kerime. Yüce Allah'ın yaratma sıfatı bizim anlayamayacağımız kadar geniş kapsamlı ve derindir. O bütün varlıkları hiçbir örneği olmadan bir tek zerreden, bir tek atomdan yaratmış, evreni ve içindekileri sürekli yenileyip durmakta ve sürekli yeni şeyler yaratmaktadır. Aksini düşünmek imkansızdır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Her şeyi korur. Zümer suresi 62. ayet-i kerime. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Tur suresi 35. ayet-i kerime. Yüce Allah'ın yaratma sıfatı özeldir. Başka kimsenin böyle bir yeteneği olmadığı için bu sıfatın insanlar için kullanılması yanlıştır. Mesela falan kimse falan şeyi yarattı gibi sözler bu ismin ışığında bakılınca şirk olduğu anlaşılır. Çünkü mevcut şeylerden bir şey yapmak, yaratmak değildir. Allah'ın yaratmasında örneği yoktur. Örneği olan şeylerden bir şey yapmak ve ortaya koymak, olsa olsa bir terkip yapmak veya var olanı keşfetmek olur. Yaratmak olmaz. Yüce Allah ise örneksiz ve hiç yoktan vücuda getirdiği için ona yaratmak denir. O yaratmak istediği şeylerde zorlanmaz ve örnek aramaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yaratmasıyla ilgili olarak şöyle buyrulur. Gökleri ve yeri güzelliklerle donatarak yaratan bedi odur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi ona sadece ol der. Artık o oluverir. Bakara suresi 117. ayet-i kerime. Bir kısım kimseler buna rağmen insanlar için yaratma deyimini kullanmaktadırlar. Söz konusu deyimi eleştiren bir ifade de Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Mü'minun suresi 14. ayet-i kerime. Ayette geçen yaratanların en güzeli cümlesi sadece yaratıcı olduğu iddia edilen putların bir şey yaratmaya gücünün yetmediğini anlatmak ve onları yaratıcı sayanlara verilen bir cevap ve yapılan bir ikazdan ibarettir. Bu deyimin insanlar hakkında inadına kullanılması, cahiliye çağındaki müşriklerin durumuna düşerek ayetin ikazına uğramaktan başka bir şey değildir. Sizin de gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı, o ne güzel halıkı, yaratanı bırakıp hala Baal'e tapmaya mı devam edeceksiniz? Saffat suresi 125-126. ayet-i kerimeler. İşte Rabbiniz bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Halık Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz? Mü'min suresi 62. ayet-i kerime. Kısacası yaratmak Allah'a mahsus bir özelliktir. Başka varlıkların yaratma gücü de yeteneği de yoktur. Çünkü insan neticede Allah'ın mahluku yani yarattığı bir varlıktır. Bu varlığın kalkıp da yaratma iddiasında bulunması gülünç olur. Halk ve icat yani yaratma ve yaratılacak yeni şeyler bulma sadece Allah'a mahsustur. Ebced değeri ve zikir saati. El-Halık isminin ebced değeri 731'dir. Zikir saati güneş günü pazardır. Pazar günü güneş saati demek. Sabah güneş doğarken ilk bir saat ve yaklaşık ikindi namazı sonrası bir saat demektir. Sırları ve hikmetleri. 7 gün arka arkaya 100 defa Ya Halık ismini okuyan kimse gelecek bela ve musibetlere karşı korunur. Bu mübarek isim daha çok sanatkarlara ait bir zikirdir. Yani daha çok sanatkarların ve sanatkar ruhlu insanların bu ismi okumaları gerekir. Ancak sadece onlara mahsus değildir. Bu ismi virt edinenler işlerinde ve özellikle sanatlarında başarılı olurlar.
El-Halık ismini seher vakitlerinde zikredenlerin kalpleri çabuk nurlanır ve basiretleri açılır. Hikmet sahibi olurlar. İyileşmesi zor olan bazı hastalıklar için bu ismin zikrine devam edilmesi tavsiye edilmiştir. Her kim bu mübarek ismi virt haline getirir ve geceleri buna devam ederse Yüce Allah o kimsenin içini ve dışını nuranileştirir. Gam ve kederden kurtarır. Ahiret saltanatı ile taltif eder. Çözülmeyen bir işi olan kimse temiz bir vaziyette ve abdestli olarak kıbleye karşı tenha bir yerde bu ismi 5115 defa zikreder ve halini Allah'a arz edip dua ederse isteği yerine getirilir ve işi kolayca çözülür. Havas alimleri bu ismin güneş saatinde ve 701 defa olarak zikredilmesini daha uygun görmüşlerdir. Allahu Teala'nın bu adı işçilerle sanat erbabına yarayan bir addır. Yani yaratan, yapan, meydana getiren, bir eser ortaya koyan demektir. Ayın hilal şeklinde olduğu ve üçgenli ateşli bir burçta bulunduğu bir zamanda bilhassa çocuğu olmayan kısır kişiler bu adı vefki ile birlikte bir mühür üzerine kazımak suretiyle yazıp sonra bununla kendilerini mühürleyip eşiyle cimada bulunursa o kimsenin eşi Allah'ın izniyle hamile kalmış olur. Bunun sayıca kıymeti 731'dir. Bu ilk sayı zal harfini işaret etmektedir. Bu sebeple yaratılanlar yaradanın karşısında zelil bir durumda bulunurlar. Harflerinin adları 964 olmaktadır. Bu da Hak Teala'nın evvel ve ahir olan iki ulu ismine bir işaret olmaktadır. Hacetlerin kazası ve isteklerin yerine gelmesi hususunda bu ismi celilin havası şerifi mücerrebdir. Tecrübe olunmuştur. Ukde-i tabika düşmüş bir işi olan yani oyalandırılmış, eğlendirilmiş, geciktirilmiş, hatta düğümlenmiş ve çözülmesi müşkil hale gelmiş olan herhangi bir işi olan zat, mükemmel bir taharet ve tam bir itikad ile tenha ve temiz bir yerde kıbleye karşı diz üzerine oturup 5115 defa Ya Halık ismi şerifini tilavet ettikten, okuduktan sonra murat ve maksadını Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinden talep eder. İsterse her ne olur ise olsun Cenab-ı Zülcelal Hazretleri o kimsenin murat ve maksudunu verir. Tali'in müsellisat-ı nariyeden birinde olduğu zaman El-Halık ismi şerifinin vefkini bir hatem, bir yüzük üzerine nakşedip o yüzük üzerinde olduğu halde zevcesine mukarrenette eşiyle cinsi münasebette bulunan kimsenin ailesi biiznillahi teala hamile kalır.